Arkadaşlar merhabalar, ben Sibel Kavaklıoğlu. 2020'nin ilk videosuyla karşınızdayız. İlk modelimiz. Bugün sizlere çok istediğiniz bu boyunluğu anlatmaya çalışacağız. Bununla ilgili her türlü detayı vereceğiz. Boyunluğumuzu ister iki şişle, ister misinalı şişle hiç dikişsiz örebilirsiniz. Bazen misinalı şişi bulmakta daha zorlanıyoruz. Biz bugün size iki şişle örülmüş halini anlatacağız. Aslında boyunluğumuz böyle, bu tarz örülüyor. Daha sonra şurada arkada minik bir dikişimiz var. Belli bir noktadan sonra. Bu misinalı şişle ördüğümüz 124 ilmek. Bu iki şişle ördüğümüzde 94 ilmekle başlanmış hali. Biraz tercihen orta kalın bir iplik tercih ediyoruz. Hani boyunluk olduğu için hem bizi sıcak tutsun hem de kalın bir iple biraz daha hoş ve güzel duruyor. Şimdi boyunluğumuzu başlarken arkadaşlar 94 ilmeğimizi şişimize atıyoruz. Ben bugün size daha küçük sayılarla bir anlatım yapacağım. 46 ilmekle anlatım yapacağım. Şimdi boyunluğumuzu başlıyoruz. 94 ilmekle. Tam ortada bunu hangi sayıyla başlarsak başlayalım. 6 tane ilmeğimiz 2 düz, 2 ters, 2 düz. Yani bahsettiğim kısım şurası. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Şimdi biz 94 ilmeği başladık. Burada 94 ilmeği yaparken buradan 44 ilmek örüyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz yapıyoruz. 44 ilmek örüyoruz. Örgümüz hep düz örgü. Şimdi önde başlıyorum. Bir sıra ters örüyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz yapıyorum. Tekrardan 44 ilmeği ters örüyorum. Ters ördüğüm sırada arkada bunu düz olarak örüyorum. Şimdi anlatımıma başlıyorum. Hepinize kolay gelsin. Ben bunu şimdi bugün daha size rahat ve kolay anlatmak için 46 ilmek başladım. Dediğim gibi siz 94 ilmek başlayabilirsiniz. Orta kalın ve 6 numara şişle örülebilecek iplerle. Degradeli bir ip de tercih edebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Sadece ortadaki 6 ilmeği normal sayınızdan çıkarıp diğer sayıyı 2'ye bölüyoruz. Şimdi burası 46 ilmek. Ben şu burada da 6 tane ilmek atacağım. Bakın şu bu tekniği de size göstermek istiyorum. Şu şekilde ilmeklerimizi atıyoruz. İlmeğin arasına şişimi bu şekilde yerleştiriyorum. 3 4 5 ve 6. ilmeğimi bu şekilde atıyorum. Şimdi şu şişimde 46 ilmek var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45. Bir tane daha ilmeğimi atıyorum. 46 ilmeğim var şişimde. Ben 20 ilmeği öreceğim. Ortadaki 6 ilmeği 2 düz, 2 ters, 2 düz yapacağım. Sonra tekrardan ters öreceğim 20 ilmeğimi. Dediğim gibi örneğimiz aslında sürekli düz örgü. Şimdi 20 ilmeğimi ters örüyorum. Arkadaşlar, şimdi sürekli örneğimiz her önde eğer ters örüyorsak, bir sıra ters örüyorsak diğer sırayı düz olarak ördüğümüz için her önde değişiyor. O yüzden size ön tarafınızı belirlemeniz için
bir bu tarz renkli çengelli iğne koymanızı öneriyorum. Çünkü şaşırdığınız zaman nerede ne yapacağımızı şaşırmış olabiliriz. O yüzden bir çengelli iğneyle çalışmanızı öneriyorum. Şu anda 20 ilmeğimi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 ilmeğimi ters örgü ördüm. Şimdi burada ortadaki 6 ilmeğimi 2 düz, 2 ters, 2 düz olarak yapıyorum. Bu örneğimin başlangıcı 2 düz, 2 ters ve 2 düz olarak. Bu bahsettiğim bölüm şurası. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz. Ters örgüyle başladım, geldim. Tekrardan ters örgüyle 20 ilmeğimi örmeye devam ediyorum. Biraz kalın bir iplik tercih ederseniz hem kışın sizi daha sıcak tutacaktır. Bir de yünlü iplerle örmenizi tavsiye ediyorum. Boynunuzu biraz daha sıcak tutsun diye. Evet, 20 ilmeğimi de ters olarak sıra sonuna doğru geldim. Şimdi ters ördüğümüz zaman bunun arka tarafını çevirdiğimizde örgümüzün arkası burası. Bunun arkasını düz olarak öreceğim. Önde ters ördüğüm için. Ona çok dikkat edin. Örgümüz sürekli düz örgü. Arkasını düz olarak örüyorum. Şimdi burada 20 tane düz örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Şimdi ortadaki bu örnek ördüğümüz kısma geldim. Bu önde 2 düz, 2 ters, 2 düzdü. Tabii ki arkada da 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak bunu öreceğim. Aslında ne görüyorsak onu örüyoruz arka tarafta. 2 düz, 2 ters olarak bunu ördüm. Tekrardan 20 ilmeğimi düz olarak örüyorum arkadaşlar. Bunu önde ters örmüştüm. Ortada çok güzel böyle bir uca doğru böyle bir sivrilme var. Bu sivrilmenin sebebi şurada sürekli ters ördüğümüz için, ters ve düz ördüğümüz için burası körük gibi oldu. Burası da lastik örgü olduğu için böyle öne doğru bir sivrileşme var. Şimdi 20 ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve ön tarafa geliyorum. Aslında çok kolay bir boyunluk ama biraz örerken karıştırılıyor. Mutlaka öne, yani bizim boyunluğumuzun ön kısmına bir işaret koyarsanız arkadaşlar örgünüzü daha rahat öreceksiniz. Evet, şimdi ben bir önceki sırada, bakın, örgümü ters örgü olarak ördüm. Bunun arkasını düz ördüm. Şimdi her ön sırada örgümün yönünü değiştiriyorum. Şimdi ters örmüştüm. Bakın, ön sıram burası. Bu sırayı düz olarak öreceğim. Şimdi ama 20 ilmeği düz olarak örmeyeceğim. 18 ilmeği düz öreceğim. Burada. Onun sebebini de biraz sonra size anlatacağım. Tam ortaya gelince. Şimdi 18 ilmeğimi düz olarak devam ediyorum. Bu aralar havalar soğudu. Tam boyunluk takma havası. Kar yağıyor, sulu kar yağıyor. Bence hemen örün diyorum ve bir gecede örebileceğiniz bir boyunluk.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Evet, şu bir ilmeğimi geri alıyorum. Şimdi. Evet arkadaşlar. Şurada daha rahat anlatırım. 18 ilmeğimi ördüm. Şimdi burada ortada 6 tane ilmeğim vardı. Bakın şurası. 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu sürekli her sırada yan taraflarda sürekli 2 düzün yanına 2 ters ilave ediyoruz. 2 düzün yanına 2 ters ilave ediyoruz. Yani 6 ilmek, ortadaki 6 ilmek 8 ilmek oluyor. Bir dahaki sırada pardon 6 ilmek 10 ilmek oluyor. 4 4 büyüyecek. Bir dahaki sırada 14 18 her sırada 4 4 orta ilmeklerimiz genişleyecek. Şimdi bakın 18 ilmeği ördüm. Ortada 2 düz, 2 ters, 2 düzümüz vardı. 2 düzün yanına 2 ters ilave ediyorum. Ben aslında düz örgü örerek geldim. Burada 2 düzün yanına 2 ters ilave ediyorum. Yani ortadaki 6 ilmeğim 10 ilmek olarak büyümeye başlayacak. 2 tane burada büyüyeceğiz. 2 tane de 2 düzün yanında büyüyecek. Biraz karışık bir model ama söylediklerimi dinlerseniz çok rahat çalışabileceğinizi düşünüyorum. Şu anda yani aslında örgümü hep düz örüyorum. Ama örgünün ön yüzünde bir sıra düz ördüğümde arkada bunu ters olarak örüyorum. Ters ördüğümde de arkasını düz olarak örüyorum. Şimdi örgüm neydi? Düz olarak bitirmiştim. O yüzden çeviriyorum. Bunu arka tarafta ters örgü olarak örüyorum. Burası örgümüzün arkası arkadaşlar. Burada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece gördüğümüzü örüyoruz. Biraz karışık gelebilir ama dediğim gibi ön tarafını örgünüzün belirleyici bir işaret koyarsanız ve dediklerimi uygularsanız çok rahat çalışabileceğinizi düşünüyorum. Bu sırada yine ters örgü öreceğim. Her ön sırada örgü yönümüzü değiştiriyoruz. Şimdi yine ters örgüye geçiyorum. Evet, şimdi 16 ilmeğimi ters öreceğim. Bakın her sırada 2 ilmek, 2 ilmek ortaya ilave ediyorum. Şimdi bakın şuradan da çok net görebilirsiniz. 16 ilmeğimi ters ördüm. Ortadaki 2 düz, 2 ters, 2 düz ilmeğimin yanına 2 ters eklendi. 2 düz burada eklendi. Tekrar sol tarafında da 2 ters, 2 düz eklendi. Yani toplamda burada ortada benim ilmeğim şu anda 14 ilmek. Şimdi 2 düz, 2 ters, 2 ters ve 2 düz olarak ortadaki örneğimi bu şekilde büyütmeye devam ediyorum. Bir önceki sırada düz örgü ördüğüm için şimdi burada bunu ters örgü olarak yapıyorum. Muhtemelen dediğim gibi videoyu durdurarak çalışırsanız rahatlıkla yapabileceğiniz bir şey. Çok güzel yeni yıl hediyesi olabilir. Doğum günlerinde arkadaşlarınıza verebileceğiniz bir hediye olabilir. Bir gecede örebileceğiniz bir boyunluk. Her önde model değişiyor. Yani önde bir sıra ters örgü örüyorsak arkada onu düz olarak örüyoruz. Sonra öne döndüğümüzde ters örgü değil düz örgü olarak örüyoruz. Yani her sırada örgümüz değişiyor arkadaşlar. İlk sırayı başladık. Ters ördük. İkinci sıra düz örgü. Tekrar üçüncü sıramı ters örgü olarak ördüm. Şimdi düz örgü olarak örneğime devam edeceğim. Bu ortadaki ilmekler ikişer ikişer, iki sağdan iki soldan eklenerek, yalnız tabi sistem bozulmuyor. İki düz, iki ters, iki düz eklenerek sürekli bu örnekler büyüyor. Ben 6 ile başlamıştım. İkinci sırada 10 oldu. Üçüncü sırada 14 oldu. Dördüncü sırada da 18 olarak devam edeceğiz.
iki düz, iki ters, iki düzümüz var ya. Bu bunların yanında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet düzümüz olduğunda artık boyunluğumuzun bu sivrilme kısmı bitmiş demektir. Bundan sonra ne yapıyoruz? Bundan sonra misinaya geçebilirsiniz. Çünkü artık şu boğazlı kısmını örüyorum. Misinaya geçip hiç dikişsiz örebilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımdan sonra bunu da yani bizim şu bu şekilde iki kat katlayabileceğimiz ölçüde ne kadar istiyorsak artık sadece iki düz iki ters olarak devam ediyoruz. Şurada bir işlem yaptık. O işlemi de size göstermek istiyorum. Tüm geri dönüşler bittiği zaman burada 124 ilmeğimiz vardı. Biz 3 ilmek ördük, 1 ilmeği kestik. 3 ilmek ördük, 1 ilmeği kestik. Yani boynumuzun sayısı, bu boğaz sayımız 90 küsuratlı sayılarda olması gerekiyor ki çok bol olmasın. Eğer bu şekilde 124 ilmekte devam edersek dökümlü bir boğazlı kazak gibi olabilir. O da yine sizin tercihinizle ilgili. Ya yani o da olabilir ama böyle sıkı sıkı olsun istersek eğer sayımızı burada düşüyoruz. Ama bu 90'lı ilmeklerde hiç sayımızı düşmeden aynı şekilde devam ediyoruz. Bu dikişli bir boyunluk oldu. Dediğim gibi siz bu aşamadan sonra bunu misinaya geçirip böyle dikişsiz şekilde de örebilirsiniz. Arkadaşlar çok güzel bir boyunluk olduğunu düşünüyorum. 6 numara şişle orta kalın bir iple örülmesini tercih ediyorum. Degradeli bir iple de örüyor arkadaşlarımız. Onlar da çok güzel oldu. Kolay gelsin diyorum. Ellerinize sağlık.